Arkadaşlar merhaba. Saat şu anda sabah 8 ama ben 6 gibi kalktım. Çünkü bu hafta full sınavlarım vardı ve akşam geç yatıp sabah erken kalkıyordum. Dün akşam artık bayılmışım saat 8.30-9 gibi. Onun için sabah da erken kalktım. Bugünkü destinasyonumuz Niagara Falls. Ben Kanada'ya yaklaşık 7.5 ay önce geldim ve Niagara Falls'a gitmeyen tek insan olabilirim bu kadar uzun süre içerisinde. Yani bütün arkadaşlarım gitti, gezdi, gördü. Artık sıra bende. Katarina diye bir arkadaşım var, birlikte gideceğiz. Ben Toronto'da yaşıyorum. Toronto'dan şelalelere gitmek yaklaşık 2,5 saat falan sürüyor. Ama tabii benim oturduğum ev de tam Toronto'nun iç kısmında olmadığı için önce Toronto'nun iç kısmına gideceğiz yaklaşık bir 45-50 dakika. Oradan Go Express var. Onunla birlikte 2 saat, 2,5 saat falan yolculuk yapacağız. Ondan sonra oradayız. Bu arada 2 hafta önce bayağı kar yağıyordu. Şu anda hava bugün 26 dereceye kadar çıkacakmış. Onun için bence güzel bir gün olacak. Hadi bakalım. Gidelim. Hadi gidelim kuzeye. Hop! Yani bugün ne giysem bilmiyorum. Böyle tatlı mı giyinsem yoksa böyle hafif şık mı giyinsem ama bilmiyorum. Çünkü fotoğraflarda güzel çıkmak istiyorum ve fotoğraf çekecek çok yer var. Onun için bakalım, bakalım dolabıma bakalım. Şimdi benim dolabım birazcık dolu. Ama neyse, sweatshirtleri eledik çünkü bugün hava sıcak. Ama üstüme bir şey almam gerekecek. Ama ceket alabilirim. Bunlar yeni üstlerim, bunlar bayağı güzel. Şu üstü aslında giyebilirim güzel. Şu da olabilir. Ay bilmiyorum. Bu güzel bir fit oldu. Ama 3 saat yol için rahat mı? Hayır, değil. Ama fotoğraflarda güzel çıkar mı? Evet. Ama bilmiyorum. Bir de artık yazlık şeylerimi giymek istediğim için ben çok hype'lıyorum yani. Şimdi saçımı düzleştireceğim. Çünkü saçımı düzleştirmediğim zaman böyle çok yıprandığı için böyle gözüküyor. Yıpranmasının sebebi de büyük ihtimal birkaç kere. Aslında bir kere sarıya boyadım ama tabii açma işlemi uygulandığı için saç bayağı yıpranıyor. Onun için düzleştirmeden dışarı çıktığımda birazcık ormanımsı duruyorum yani. Ormanımsı. Bitti sonunda. Aslında düz taştan da nefret ediyorum ama işte başka çarem yok. Yoksa çok kabarık oluyor. Makyajın gücü diyebilir miyiz? Ay çok güzel oldum bir anda. Olarak bunu seçtim. Altıma Air Force giyeceğim. Ay çok beğendim ben şu an kendimi. Ojelerimi unutmuşum. Oje süreyim. Ojelerimi de bitirdim. Şimdi bir 10 dakikaya çıkmam gerekiyor. Katarina ile buluşacağız. Oradan yolculuk başlıyor. Hava çok güzel. Hafif esiyor ama sıcak esiyor. Ay bayıldım. Şimdi istasyona gidiyoruz. Metro istasyonuna. Sonra 3 saatlik yolculuk başlasın. Böyle de sen bak. Şu anda metrodayız. Union Station'a gidiyoruz. Oradan express subway alıp gideceğiz. You're not gonna be famous. Then I can speak English. You can speak and I can translate. Okay. We had a huge problem because the man wanted us to pay $80, but we don't need to pay $80 because if we buy online, it's cheaper. So, yeah. So we bought it out online. It's gonna be active in 5 minutes. Buradan Burlington'a gitmemiz gerekiyor. Burlington'dan da otobüs almamız gerekiyor. Otobüste de yaklaşık yine bir saatimiz var. Şu anda da yaklaşık 1 saat 10 dakika falan oldu. Öyle totalde 2 saat 45 dakika falan sürecek yani yol. Biraz uzun ama değer. Şimdi Burlington'a geldik. Şimdi bus alacağız. Ondan sonra destinasyon Niagara Falls. What is this? Avocado. Oh. Reveal time. Reveal time. I made it. It smells. Yol git bitmiyor. Şimdi bus'tan indik. Yürüyoruz. Bir 12 dakika yürüyeceğiz. Ama ben çok aç olduğum için önce yiyeceğim. Bir şeyler yemem lazım. I should eat because I'm so hungry. Evet, bakalım ne yiyebilirim, bakacağız. Eğer sürücü belgeniz varsa bunlardan kiralayıp gezebiliyorsunuz aslında. Ve çok havalı. Ama biz yürüyoruz.
Eğer Katerina kuşlardan korkmuyor olsaydı şuraya gidecektik. İçeride bir sürü kuş var. Flamingo. Şu kuşun adı neydi? Unuttum Türkçesi. Ondan falan var. Hooters. Yeah. I went there. It's in Toronto. Like the falls. Yani biz şu tarafa yürüyorduk. Meğer bu tarafa yürümemiz gerekiyormuş. Şimdi o tarafa yürüyoruz. Hadi bakalım. Boşuna biraz yürüdük ama olsun. Şuradan böyle bir şey gözüküyor. Yaklaştık. Evet arkadaşlar. Geldik. Oh my god. Oh my god. It is so peaceful. It is so peaceful. Yani yanmışım gibi hissediyorum. O kadar güneş var ki. Bir sürü fotoğraf çekildik. Ve burası çok güzel. Size de bayağı video çektim. Beğendim. Burada şimdi gün batımında da buradayız. Ve akşam da buradayız. Her halini göreceğiz waterfall'ın. Evet arkadaşlar, buradan şimdi koşarak Katerina'yla USA'ya kaçacağız. Amerika kısmı burası, New York. O taraf oluyor. Is it New York? Yeah, it's part of New York. Yeah, part of New York. Benim coğrafya bilgisi. Evet, yani buradan kaçarsanız, ki buradan kaçanlar oluyor, Amerika'dasınız. Ya yani biz de Amerika'dayız. Ama kıta olarak değil yani, bizim ülke var. Neyse, ben susuyorum artık. Vlog çekmeyi de bilmiyorum. Şimdi o kadar acıktım ki ama inanamazsınız. Karnımdan sesler geliyor. Yemek yemem lazım. Şimdi gidiyoruz. 14 dakika falan yürüyecekmiş hanım. Ama hava artık bu kadar sıcak değil ya. Sabahki gibi değil. İyi yani. Yeah, I'm telling you. Burada zipline var. Ama bekleme sırası 2 saat, 3 saat olduğu için şurada kuyruk var. Gözüküyor aslında. Okay. Wow. Souvenir store'a girdik ama yani daha pahalı bir store görmedim hayatımda burada. Biraz fazla ama yani hediye dükkanı yani. Şunlar çok güzel. Bunlar çok güzel. And walk. Hard Rock'a geldik. Ha, that t-shirt is so nice. Yani bir hoodie 80 dolar olmasaydı gerçekten alırdım. Çünkü beğendiğim şeyler oldu ama değmez yani. $45 for me. Okay. Okay. Hard Rock sekmiş arkadaşlar. Eğer çok aç olmasaydım hayatta Subway'e gelmezdim ama o kadar açtım. Ve Hard Rock'ta 30 dolar görünce bir burgeri dedim. En yakın yerde burası gözüküyordu. Ben de dürüm aldım, içecek aldım. To free. Oh, bu Hershey store var burada. There are a lot of Hershey's. So Hershey's'in bakery'si varmış. Şu an şok geçiriyorum. Böyle bir şeyler olduğunu asla bilmiyordum. Delicious, delicious. Evet, tepkime bakıyoruz. Is it good? Okay, it's okay. It is good. It is fabulous. Okay. Arkadaşlar 7 dolar vermiş olabilirim ama çok güzeldi. Şimdi duty free'ye geldik. Nice picnic place, by the way. Çok tatlı şeyler var. Aşırı beğendim ama yani gereksiz şeyler satıyor biraz. Aç
joke. There could be truffles under there. Just kidding. Exactly. The dots. Ya ne kadar güzel gözüküyor ya. Hepsini tam turist tuzağı yapmışlar adamlar. Full ticaret yani, mükemmel. Arkadaşlar bu aslında bir dondurma. Böyle top top gözüküyor ama dondurma. It is ice cream. It is birthday cake. What ice cream? Büyülendim. Büyülendim. Hayatımda bu kadar fazla fotoğraf, video çekmedim yani. Akşam daha da güzel oldu burası. Şimdi öbür otobüsü yakalamak için yarım saatimiz var. Onun için önce bir aşağı ineceğiz çünkü şelaleleri de ışıklandırıyorlar. O ışıkları göreceğiz. Ondan sonra geri yukarı çıkıp otobüsü alacağız. Otobüse bineceğiz. İşte böyle. Işık da böyle oluyor. Çok tatlı, çok güzel ya. Şu anda otobüsteyiz. Öbür otobüse gidiyoruz. Oradan trene gideceğiz. Oradan eve varacağız. Trene geldik. Ama tren yaklaşık 40 dakika sonra kalkacakmış. Burada 40 dakika oturmamız gerekiyor. Ama internet var trende. Bu internet çok iyi. Ama yine de eve geç varacağımız anlamına geliyor bu. Ve yarın Miss Canada şeyine gideceğiz. Miss Canada Universe? Yeah, Miss Canada. Onun şovu var, ona gideceğiz. Bakalım nasıl olacak, sabah erken kalkmamız gerekiyor onun için. Gönüllü olarak orada çalışmaya gideceğiz. Onun vlogunu yapar mıyım bilmiyorum ama denerim. Video çekmek yasak mı bilmiyorum. Ay bayılacağım şimdi, çok uykum geldi. İlk otobüsle ikinci otobüsümüze gittik. Yaklaşık 10-15 dakika sürdü. Ondan sonra ikinci otobüsümüzle bu trene geldik. O da 45 dakika sürdü. Şimdi bu tren Union Station'a 1 saat 10 dakika sürdü. Şimdi de 45 dakika evimize gideceğiz. 45 dakika abartmıyorum, 40 dakika falan. This is not Union Station, right? Okay. Parası kalmamış kartında. Beni göremiyor ama ben görebiliyorum. Sonunda metrodayız. 40 dakikamız var. Eve gitmemiz için. Aktarma yapıyoruz. Allah kahretsin. Yeter artık ama bu son. Herhalde bir 15 dakika falan gideceğiz. Sonra evdeyiz. Abi işte budur ya. Eve geldim. Çayımı yaptım. Cilt bakımımı yaptım. Şu anda cildim parlıyor farkındaysanız. Çok sağlıklı hissediyorum. Yatacağım artık. Gün içerisinde harcadığım para miktarını şuraya koyuyorum. Çünkü bilmek istersiniz diye düşündüm. Ekonomi önemli. Ben bugüne 10 üzerinden... Abi 7 veriyorum. Hani gittiğimiz yer çok güzeldi. Yaptığımız şeyler, hani her yere girmemiz çok güzel fotoğraflar çekildi. Instagram'a fotoğraf atacağım. Kesinlikle gidip beğenmeniz lazım. Hatta vlogu paylaştığım gün aynı anda atayım fotoğrafları da. Öyle yapalım, çok iyi olur. Hani vlogu attığım gün fotoğrafı da atmış olurum. Onun için gidip beğenin. Bu vlogu beğeniyorsanız gidip onu da beğenin falan. Neyse. Fotoğrafımı beğenin. Çünkü gerçekten 1000 tane fotoğraf çektim ve 1000 tanesinden çok zor beğendim o fotoğrafları. Hani yani aralarından çok zor seçebildim. Çünkü çok güzeller vardı. Elemem gerekti. Malum 1000 tane fotoğraf paylaşamayacağım için. Neyse, gittiğimiz yerler falan çok kötüydü de benim kendi kararlarım kötüydü. Şöyle ki abi, çok acıkmıştım. Vlogun o kısmında gözüküyor. Çok acıktığım için güzel bir yer aramadık. Direkt her yerde olan Subway'e gittik. Yani, Toronto'yu bırak, Kadıköy'de bile Subway var yani. Biz gittik Subway'e sıra yok diye ve çok acıktığımız için. Ama abi ben her aç olduğumda, her acıktığımda bu hatayı yapıyorum. Tamam açsın da hani birazcık
karnına göre söyledim. Bir de benim midem falan küçüldü diye düşünüyorum ben burada. Bu homestay'de çok iyi yemekler olmadığı için çok yemiyorum. Onun için az yemeye alıştım. Abi tabii insan aç olunca gözü doymuyor. Kocaman bir dürüm aldım. Böyle tombul. Onu yedim. Yerken de açlığımın bastırıldığını hissetmediğim için hepsini bitirdim. Sonra bir de üstünde canım tatlı çekti. Orada da Hershey's'in işte store'una girdik ya. Orada yani bir sürü güzel atıştırmalık var. Hani normal mağazalarda olmayan şeyler var bilmem ne. O kurabiye beni mahvetti. Bütün gün boyunca kendimi çok şiş hissettim. Fotoğraflarda da çok şiş çıktım zaten. Hani böyle bazı şeyler, mesela bazı fotoğraflarda ışık güzel gelmiş, yüzüm güzel gelmiş ama vücudum şiş çıkmış. Yani onları şey yapamadım. Onları paylaşamayacağım. Paylaşmam yani. Bütün gün boyunca ay çok doluyum, çok şiştim diye gezdim. Bayağı o kısmı kötüydü. Bir de çok yoruldum. Çünkü yokuş olarak olduğu için orası sürekli biz bir oraya gidiyoruz, bir oraya gidiyoruz, bir şuraya gidiyoruz, bir oraya gidiyoruz. Yani o yokuşu ben en az bir 4-5 kere çıktım. Onun için çok yoruldum. Yani ölü gibi uyuyacağım bugün. Ama tabii sabah erken kalkmam gerekiyor çünkü biz Canada Shop'a gidiyoruz. Onun için umarım güzel uyku alırım. Umarım kaliteli uyku alırım. Şimdi videolarımı bilgisayarıma aktaracağım ve sizin için vlogu güncelleyeceğim. Sizi seviyorum. Lütfen siz de beni sevin ve videolarımı beğenin. Bana abone olmayı unutmayın. Kanada'da son 10 günüm kaldı bu arada. Bugünden itibaren çekebildiğim kadar vlog çekeceğim. Birikmiş bir iki tane daha var. Onları da sonradan paylaşacağım. Stoğumuz var yani. Rahat olun. Bye bye.